Efendim eğitimi konuşacağız bugün. Eğitim deyince Türkiye'de kimle konuşulabilir diye bir soru gündeme gelmez. Neden gelmez? Çünkü Nazmi Hoca eğitim deyince konuşulacak isimdir. En doğru bilgileri ben yıllardır ondan alıyorum. Sanırım benim gibi binlerce insan da doğru bilgileri ondan alıyor. Hocam öncelikle hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Gerçekten eğitimi sizle konuşmak ayrı bir keyif. Doğru bilgiler alıyorsunuz, önünüzü açıyorsunuz, ufkunuzu açıyorsunuz. Böyle eğitimcilerin olması Türkiye'de iyi bir şey. Bir eğitimci kadrosu var aslında Türkiye'de ama yeterince değerlendirilmiyor diye düşünüyorum. Yani biz özel eğitimci olunca biraz devlet kendi işini kendi yapmaya çalışıp doğrusunu biz yaparız diye bildik. Danışılabilir aslında. Yani tamam dinlemesinler sizin dediğinizi yapmasınlar. Ama danışmak iyi bir şeydir yani. Bu Türk halkının geleneğinde var. Türkiye'nin, Türklerin geleneğinde var danışmak. Yani şöyle, şimdi... Binlerce yıl önce danışma meclisleri... Milli Eğitim Bakanlığı'nı düşünün. Üst bürokraside en eski olan kişi herhalde 10 yıllıktır. Biraz. Ama biz bu işi 50 yıldır yapıyoruz. Yani özel eğitimcilerde biriken bilgi birikimi kullanılmalı bakanlıkta. Yani, iyi gelir, iyi bakanlıktır. Yani kullansa iyi olur ama biz dedik ki biz bu bilgiyi kullanalım. Niye kullanalım? Veliler açısından kullanalım. Çünkü çok sıkıntı var. Ne yapacakları konusunda çok bilgi sahibi değiller. Örneğin liseye girecek çocuklar olanlar ne yapacaklar? Üniversiteye girecek çocuklar olacaklar ne yapacaklar? Bu konuda sizde ayrıntılı bilgi vardır diye düşünüyorum. O bilgileri paylaşabilir misiniz? Şimdi bu yıl enteresan bir yıl olarak başladı. Yani veliler açısından çok da tedirgin edici oldu. Liselere giriş sınav modeli ve üniversite giriş sınav modeli ikisi birden değişti. Bu değişiklikler her zaman yapılabilir. Yani günün ihtiyacına göre, dönemin ihtiyacına göre bu değişiklikler yapılabilir. Bu yıl yapılan değişikliklerde en çok anlamakta zorlandığımız şey... Sizi anlamakta zorlandınız. Evet, anlamakta zorlandığımız şey, eğitim öğretim yılı başladıktan sonra herkes bu sınavlara, yani bunu önemsesek de önemsemesek de üniversite seçme sınavı veliler için, öğrenciler için önemli. İyi bir liseye girmek önemli. Çünkü bizim ülkemizdeki insanlar okula kayıt için geldiğinde daha ilkokul 1'e yazdırırken üniversite başarımız ne diye soruyorlar. Değil mi? Ha, şimdi bizim eğitim üniversite endeksli. Bunun altında ne var onu ayrıca konuşabiliriz ama üniversite endeksli. Dolayısıyla bu merkezi sınavlar iyi bir liseye gitmek devamlı iyi bir üniversitenin kapısını açıyor. İyi bir liseye getirdiğinizde iyi bir üniversiteye gitmenin yolu kolaylaşıyor. Dolayısıyla bu sınavlar yaşamsal önem taşıyor. Hatta nüfusumuzun 1/3'ünü ilgilendiriyor. Türkiye nüfusunun 1/3'ünü. Bu yıl bizim anlayamadığımız şey Ekim ayında, Kasım ayında, Aralık ayında sistemle oynamaya devam ettiler. Oysa bu işler uzmanlar oturur, modeli hazırlar, çalışır, bitirir. Sonra modelimiz bu diye kamuoyunun karşısına geçilir. Kamuoyunun karşısına geçildi ama model eksik. Bir tarafı eksik. İşte bu belki şeyden kaynaklanıyor olabilir mi? 10 yıllık tecrübe bu kadar oluyor. Yok, ondan değil. Belki de acil yetişmemiz gereken bir yer var galiba. Biraz acele ediyoruz. Evet. Yani değişikliğe karşı değilim. Ama dersiniz, değişiklik kaynamaz. Değişiklikten yanayım. Değişmeli de ama bunu maç başladıktan sonra kural değiştirmemek lazım. Anladım. O velilerimizi rahatsız etti. Bunun altını çizelim. Şimdi geldiğimiz noktada bir, liselere girişte bu yıl 8. sınıfta olan öğrenciler liselere giriş sınavına girecekler. Ama eskiye göre model büyük oranda değişti. Değişenlerden var. Değişenlerden birisi liseleri iki gruba ayırdık. İki grup lisemiz var artık. Birinci grubumuz söylemeyi tanıyorum ama adı öyle oldu. Nitelikli liseler.
Yani bu böyle bir ayrımda... Evet, bu laf çok şey, yani o gruba girmeyen lisedeki yönetici, öğretmen ve öğrenciler rencide edecek bir laf aslında. Bir nitelikli liseler, bir de düz liseler diye iki kavram geldi hayatımıza. 8. sınıftaki öğrencilerin bu liselere giriş sınavına girme mecburiyeti kaldırıldı. Hı. Öğrenci mecbur değil. Peki sınava girmeyenler nereye girecek? Şimdi onu söyleyeceğim. Sınava giren öğrencileri ilk %10'luk dilini ayıracaklar. Sınava girdi. %10'luk dilim. Bakanlık uygulayacak bu sınavı. Bakanlık hazırlıyor. Milli Eğitim Bakanlığımızın hazırladığı sınava öğrenciler girecek. İlk %10'u ayıracağız ve bunları nitelikli lise dediğimiz yerlere yerleştireceğiz. O liseler şu anda belli mi hocam? O liselerin bir kısmı belli. Ama bir kısmı belli değil. Mayıs ayı gibi belli olacağını söylüyor bakanlık yetkililerimiz. Ama belli olanlar sizin de bizim de ezberlediğimiz İstanbul Erkek Lisesi, Galatasaray Lisesi, Kabataş Lisesi, Kadıköy Anadolu Lisesi gibi şu anda proje lisesi diye adlandırılan liseler birinci grup. Burada olanlar. İki, FEM liselerinin tümü bu grupta. Üç, sosyal bilimler liselerinin tümü bu grupta. Eskiden Anadolu liseleri vardı. Onlar Anadolu liselerinin mesela Kabataş Anadolu Lisesi bu grupta. Ama Beykoz Anadolu Lisesi bu grupta. Bu grup doğru olmayacağını söylüyoruz. Şimdi illerde bakanlık çalışma yapıyor. İlk %10 bu okullara gireceği için demek ki ülke genelindeki okulların da %10'u bu sınavına girilen okullar olacak. Dolayısıyla öğrenciler eskiye göre biraz daha baskı altında. Çünkü eskiden %30'a da girse Anadolu Lisesi'ne girebiliyordu. Şimdi ilk %10'a girecek. İlk %10'a biraz daha eledik yani çocuklar. Daha sıkıştırdık. Sınava girmek mecbur değil dedik, rahatlattık. Ama sadece %10'u nitelikli okullara yerleştireceğiz dedik. Biraz daha zorlaştırdık. Yani sınava girmek mecbur değil deyip de sınava girmeyecek çok az insan olacağını düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Bakanlık şu anda resmi bir açıklama yapmadı ama görüştüğümüz yetkililer öğrencilerin yarısı artık sınava girmez diye bekliyorlar. Ben %95'in gireceğini bekliyorum. Ben de öyle bekliyorum. Yani öğrencilerin %95'i bu sınava girecek. %10'luk bölüm ayrıldıktan sonra geri kalan %90'lık bölüm adrese dayalı kayıt sistemine girecek. O da biraz nasıl olacak hocam? Şöyle olacak. Birinci sıra, ikinci sıra, üçüncü sıra. Şöyle olacak. Evden yakın okul. Evet. Beğenmedim. O zaman sınava girip ilk 100 dolara girseydim. Şimdi orada da hiç ölçü yok değil. Ölçü var. Bir eğitim bölgesi tanımlıyorlar. Hı. Diyelim ki Beşiktaş ilçesi. Beşiktaş ilçesinde üst grup okulları ayırdıktan sonra, %10 barajıyla girilen okulları ayırdıktan sonra kalan okulların adrese en yakın nere? A okulunun yanında oturuyorsunuz. Sizi oraya yazacaklar. Ama bu arada 4 tane değişken de kullanmak istiyorlar. 1. Eve en yakın okul. 2. Eve en kısa sürede gidilecek, servis kullanılarak gidilebilecek okul. 3. Öğrenci ve velinin isteği. 4. Öğrencinin okuldan mezuniyet puanı. O %10'luk baraja girmek için okul notu kullanılmıyor. Ama öğrenci, ben illa evime yakın ama bu okula ben yazılmadım dediği durumda, eşitlik durumunda okuldaki başarısına bakacak. Evet. Ama o ilk %10 için okul başarısı yok. Sınava girecek matematik, Türkçe, fen, sosyal bilimler, din, kültür, ahlak bilgisi, İngilizce derslerinden sınava girecekler. Bu derslerden aldığı puanlara göre
öğrenci bir yere yerleşecek. Burada şu anda bir problem görünüyor. Henüz bu konuda bakanlık bir açıklama yapmadı. Bakanlık tüm soruları eşdeğer puanda görmüş. Yani sosyalin puanı, bir sosyal bilgiler sorusunun puanı, bir fen sorusunun puanına, bir matematiğin, bir Türkçenin puanına eşit gibi görünüyor söylemde. Ama fen lisesine girerken ya da sosyal bilimler lisesine girerken acaba sosyal ve fen puanları farklılaşacak mı? Bu henüz belli değil. Çok güzel. Şu anda bakanlık hepsi eşit puanda diyor. Evet. Ama eşit olması fen lisesine ve sosyal bilimlere gidişte bir seçmeyi iyi yapmaz gibi geliyor bana. Orada bir değişiklik yapılabilir diyoruz. Şu anda bakanlık zaten zaman zaman değişiklikler yapıyor. Evet. Hocam şimdi şeyi konuştuk. Bu lise tarafı. Bu lise tarafı. Lise tarafı önemli. Bayağı da zormuş. Bu arada bu lise tarafının sınavı galiba Haziran'ın ilk haftasında. Ama yani bu siz işte 40 yıllık eğitimci derler ya, o öyle bir isim bile bunu böyle irdeleyerek anlattığına göre biraz zor. Veliler de size sık sık soruyordur zaten herhalde. Soruyorlar tabii. En çok perişan olan veliler. Öğrencilerle daha kolay anlaşıyoruz. Onlar yeni duruma daha hızlı uyum sağlıyorlar. Geçiyoruz hemen hocam. Üniversite. Orada nasıl durur? Evet. Şimdi liseden mezun olan öğrencilerimiz üniversiteye girmek istiyor. Ve biz bunu beğensek de, beğenmesek de, söylesek de, söylemesek de kamuoyunun kafasında üniversitelerimiz klase edilmiş durumda. Yani birinci sınıf, ikinci sınıf, üçüncü sınıf diye sınıflandırılmış durumda. Veya tercih listesinin üst gruptaki öğrencilerin gittiği yerler belli. Dolayısıyla da bu okullara girişte seçmenin iyi olması gerekiyor. Ve öğrenciler de Boğaziçi'ne gitmek istiyor, İTÜ'ye gitmek istiyor, ODTÜ'ye gitmek istiyor. Evi Adapazarı'nda bile olsa Adapazarı'ndaki üniversiteye gitmek yerine İstanbul'u yaşamak istiyor. Böyle zorluklarımız var. Bununla ilgili geçen yıla kadar uygulanan son dönemdeki sistem Mart ayında bir birinci sınav yapıyorduk. Haziran'da da bir ikinci sınav yapıyorduk. Birinci sınavda aldığı puanın %40'ını, ikinci sınavda aldığının %60'ını kullanıp üniversiteye giriş puanı elde ediyorduk. Bir de buna öğrencinin lise başarı notunu ilave ediyorduk. Şimdi yeni sistemde sınavı uygulama zamanını birleştirdiler. Mart'ta olan birinci sınavla Haziran'da olan ikinci sınavın tarihlerini birleştirdiler. Bu benim baktığım pencereden iyi oldu. Çünkü birinci sınava giriyordu çocuk, sınava girdikten sonra bir dağılıyordu. Onları toparlamak bir 15-20 gün belki bir ay sürüyordu. Ama bu da sınavın %40'ını oluşturuyordu. Gerçek yerleşeceği merkezi sınav puanının %40'ını oluşturuyordu. Şimdi öğrencide böyle bir dağılıklık olmayacak, bütün sınava paket olarak hazırlanacak. Bu bir averaj getirdi. Sınavda yine matematik ve Türkçe çok öne çıkarıldı. İlk sınav matematik ve Türkçeden, ikinci sınav fen, sosyal bilgiler ve bir de ayrıca dil sınavı var. Dil sınavını ilk kez çok çeşitlendirdiler. Eskiden Almanca, Fransızca, İngilizce sınavı vardı. Şimdi Rusça da var, Arapça da var. Yani girilen yabancı dil sayısı çoğaldı. Şu anlama, üniversitelerde bizim İspanyol Dili ve Edebiyatı bölümü var. Eskiden o bölüme giderken İngilizce veya Almanca puanına bakarak alıyordum. Şimdi İspanyolca'da da sınavı. Absürt bir şeymiş zaten. Evet, yani bu Arap Dili Edebiyatı'na giderken İngilizce. İngilizceyi öğrenen öğrenci, Arapçayı öğrenen bir varsayım. Doğru mudur, değil midir tartışılır. Onun için şimdi yabancı dil sınavının çeşitliliğini arttırdılar. Belki ileride bu daha da artacak, daha da iyi olur. Çünkü günümüzde artık
devlet okullarında daha az ama özel okullar çok farklı dilleri, yani Çince okutan okullarımız var, Rusça okutan okullarımız var. Mesela bizim okullarda ikinci dilimiz İspanyolca. İspanyolca okutan okullarımız var. Dil sınavını çeşitlenmesi iyi oldu. Sınavın asıl ağırlıklı yükü matematiğe ve Türkçe'ye yüklendi. Bu iyi ama değil mi? Bu fevkalade iyi bir şey. Yani ana dilini doğru kullanabilen ve matematiksel düşünmeyi... Problem çocuklar. Problemimiz orada zaten. Ülke olarak problemimiz orada. Sadece çocuklarımız değil, yetişkinlerimiz de öyle. Türkçeyi doğru kullanabiliyorsak, matematiksel düşünmeyi de iyi yapabiliyorsak, o zaman feni, sosyal bilgiler daha kolay yapıyoruz. Bu konuyu... Ülkeyi de iyi yönetiyoruz. Ülkeyi de iyi yönetiyoruz, evet. Bu konuyla ilgili benim bir deneyimim var. Sınıfta derse girdiğim dönemde emeğimi hiç esirgemedim. Çocuk 20 kere sorsa aynı konuyu 20 kere anlattım. Ama bakıyorum, anlatıyorum, öğrenilmiyor. Sonra bunu ya nerede problem diye geri döndük ve bir özel program oluşturduk. O zaman üniversite seçme sınavının iki basamağı ayrıydı. Birinci basamak sınavını geçemeyen öğrencileri seçtik. Bunlara 40 saatlik bir Türkçe program yaptık. Ama edat budur, zamir budur, özne, yüklem, tümleç böyle kullanılır diye değil. Elime verdik bu bardağı, bardağı tarif et dedik. 5 cümle yaz bununla ilgili dedik. Bir başlık verdik, bu başlığa 3 satırlık metin yaz dedik. Bir metin verdik, buna bir başlık bul dedik. Kendini ifade ettirdik. Bir grafik verdik, bu grafiği Türkçe'ye çevir dedik. Yani A, B ikisi berabermiş, A artarken B de artmış. Cümle kurma yani. Cümle kursun. Kelime sayısı, konuşma kelime sayısını arttırmak. Yani zaten bizim düşünme sınırımız bildiğimiz sözcük sayısıyla orantılı. Ne kadar çok sözcük biliyorsak o kadar iyi düşünebiliyoruz. O 40 saatin 20 saati bittikten sonra matematiğe başladık. Ama matematik derken de öyle bölünebilme kuralları, limit, türev değil. Havuz problemi falan mı? Hayır, o da değil. Değil. Yani mesela aldım bu bardağa gittim, bu bardağa kaç gram gelir dedim. Hadi tahmin edin. Bakıyorlar. Böyle bir bardak için 20 gramla 2 kilo arasında sayılar çıkıyor. Bir izan kurduruyoruz. Yani ya bu olsa olsa işte içinde herhalde 33 santimetre su vardır, 33 gram. Kendisi de 200 gramsa 233 gramdır bu. 200 de ama 20 gram deme. 2 kilo deme. 2 kilo olursa kaldıramazsın. Doğru. Böyle rahat edemezsin. Bundan başladık. Oran kavramından başladık. Orantı kavramı. Bunun kaç katı dedik. Bir biyoloji grafiği verdik. Bunu hadi matematiksel olarak formüle çevir dedik. Çünkü fizikteki, biyolojideki, kimyadaki formüle aslında o grafiklerin matematiksel ifadesi. 40 saatte matematik programından sonra fizik, kimya, biyoloji anlatmaya başladık. Çocuklarımız fevkalade yani öğreniyorlar. Tamam. Yani sıkıntı şey... Sıkıntımız sizden... Türkçeyi ve matematiği doğru kavrayamamış olmak. İşte ama onu öğretecek sistemi evet, kurgulamak. O bu sistemi doğru kurgulamak. Dolayısıyla bu yeni getirilen sınav modelinin en güzel yanı Türkçe ve matematiği herkes iyi öğrenecek. En azından sınavda gereken kadar öğrenecek. İyi öğrenecek. Evet. Yani üniversite sınavının da temel değişkeni bu oldu. Evet, temelde matematik ve Türkçeyi öne çıkarttık. Eleştiri olarak mesela toplamda 13 fizik sorusuyla karşılaşıyor çocuk. Oysa 40 ünite var. 40 üniteyi 13 soruyla ölçemezsiniz diyenler var. Ölçersiniz diyenler var. Eğer fiziği doğru öğrenmişse 3 konuyu birleştiren bir soru sorup 13 soruyla, 14 soruyla 40 konuyu tarattırabilirsiniz. Ama o zaman da soruların zorluk derecesi artar. Evet. Yani problem gibi görünen şeyimiz matematik ve Türkçeyi çok öne çıkarınca fizik, kimya, biyolojide 14-13 gibi sorular. Yine tarih, coğrafyada da öyle. Belki o sarı sayıları birazcık artırılsa iyi bir model
modelin revizesi gerekebilir. Eskiden olduğu gibi yine ortaöğretim başarı puanı işe katılıyor. Aralıklandırılmış puan değil, okulda aldığı puanlar doğrudan ortaöğretim başarı puanı olarak işe karışıyor. Bu da milli eğitimi yeni bir iş yükü getirdi bakanlığımıza. Şişirilmiş not problemi çıktı bu sefer de. Şişirilmiş not problemi çıktı. Eskiden ağırlıklandırılmış olduğu için okul ortalamasına falan bakılıyordu. Dolayısıyla not şişirmek pek işe yaramıyordu. Şimdi yarıyor. Notu şişirseniz de okulun sınav ortalaması düşükse o zaman katkı da az oluyordu. Şimdi doğrudan okul notu işin içine katıldığı için bakanlığımızın şişirilmiş not diye bir problemi var. Bununla ilgili nasıl bir yöntem uygulayacaklar merak ediyoruz. Yani deniyorlar okullar denetliyorlar ama yani bir okul bunu yapmışsa ayıptır. Yakalanırsa okulumu kapatacaklar. Evet. Bu okul devlet okuluysa kapatma cezası verilecek mi? Belli değil. Müdüre mi ceza verilecek? Öğretmene mi ceza verilecek? Hepsine mi? Ya da hiç ceza vermeyip, aferin siz iyi öğretmişsiniz, hepsi yüz almış mı denecek? Belirsiniz şimdilik. Evet. Şimdi efendim, lise ve üniversite girişle ilgili, yani sınavla ilgili bazı ayrıntıları da içeren genel bir değerlendirme yaptı sevgili hocamız. Çok teşekkür ediyoruz. Son bir şey soracağım hocam. Buradan bir mesaj verseniz öğrencilere, bu velilere anlattınız aslında bunu, benimler için de çok önemli. Öğrencilere 3 cümle, 5 cümlelik bir mesaj verseniz ne dersiniz? Şuradan bir mesaj verin hocam. Değişen sınav sistemine falan hiç önemi yok. Canı cehenneme sınav sisteminin değişikliğini. Ellerindeki müfredatı doğru baksınlar yeter. Şimdiye kadar ne ÖSYM ne Milli Eğitim Bakanlığı Milli Eğitim'in kazanımlarının dışında bir soru sormadı. Kazanımları ve temel kavramları doğru öğrensinler. Geri kalanı sınav nasıl olacak, nasıl gireceğim, nerede gireceğim, onlara hiç kafasını takmasınlar. Hatta velilerini de bu konuda sustursunlar. Çünkü veliler çok kaygılılar ve çocuklara bulaştırıyorlar. Hiç kaygılanmasınlar. Bu sınav sistemi değişti, sıralama oluşacak. Değişmeseydi de sıralama ulaşacaktı. Ben adım gibi eminim ki iki sıralama birbirine %100 örtüşecek. Hiç fark etmeyecek. Onun için rahat olsun çocuklarımız. Milli Eğitim kazanımlarını doğru öğrensinler. Çok teşekkür ederim hocam. Çok sağ olun. Yani hocam şunu diyor. Öğrenin, gerisi kolay. Gerisi kolay. Öğrenin, gerisi kolay. Gerisi kolay. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ağzınızın sağlık. Sağ olun. Efendim, noktalıyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.